gözümüz kulağımız bugün Litvanya'da NATO Liderler Zirvesi başladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem zirvedeki tabii mesajları çok çok önemli ki yarın ikinci oturumda konuşması bekleniyor. Ama bir yandan da ikili görüşmelerini devam ettiriyor. Dolayısıyla son notlar neler şimdi öğreneceğiz. Ekiplerimiz sahada Litvanya'da bizleri bekliyor. İlken Doğaç Boran, CNN Türk Dış Haberler muhabirimiz an be an takip ediyor bu kritik zirveyi ve tüm notları bizlere aktarıyor. İlken şimdi kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Bugün hangi görüşmeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Tabii en önemlisi Biden'la dakikalar sonra başlayacak olan görüşmesi. Yeni bir saat güncellemesi var mı? Saat kaçta başlayacak ve ne bekleniyor o görüşmeden? Evet Büşra Arslantaş, öncelikle Cumhurbaşkanı'nın saat 18'de Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'la bir araya gelmesi bekleniyor. Biz de bu görüşmeyi takip edeceğiz. Şimdilik elimizde birkaç ipucu var ama direkt olarak taraflardan hangi konuda ele alacağına dair açıklama gelmedi. Bu ipuçları neler diyecek olursak, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın bir açıklaması olmuştu. Türkiye'nin İsveç'in NATO eline yeşil ışık yakmasının ardından gelmişti bu açıklama. Ve bu açıklamada Sullivan, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı, Başkan Biden'ın kongreye danışarak Türkiye'ye F-16 savaş jetlerinin satış sürecini ilerletecek demişti. Buradan da iki liderin görüşmesinde tabii ki bu konuyu ele alacağını biliyoruz. Zaten liderler en son yaptıkları telefon görüşmelerinde de yüz yüze bu konuları ele alacaklarını duyurmuşlardı. Dolayısıyla F-16 jetlerinin satışı en önemli gündem maddelerinden biri olacak diyebiliriz. Aynı şekilde İsveç'in NATO üyeliği de şüphesiz gündeme gelecektir buradaki toplantıda. Bir başka önemli konuysa kritik zirvede Ukrayna'nın buradaki NATO yolculuğu ve Rusya ile mevcut savaşın nasıl bir müzakere yoluyla bitirilebileceği olabilir. Çünkü burada Türkiye arabuluculuk rolü üstleniyor, üstlenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da barış müzakereleri konusunda da Türkiye'nin, Ankara'nın gerekeni yapmaya hazır olduğu konusunda defalarca mesaj vermişti. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki sürecin nasıl ilerleyeceğini de görüşebilir. Böyle bir ihtimal de var. Tabii ki bunun dışında Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü YPG PYD'ye desteğine bir itirazı söz konusu. Bu buradaki yapılan maddi desteğe itiraz tekrar gündeme gelebilir. Bununla ilgili konular ele alınabilir. Bunların hepsini yakından takip ediyor olacağız. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürpriz görüşmesi, bir de yarın planlanan bir görüşmesi bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı hem Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi, hem de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü iki liderle. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Biden'la yapacağı görüşmeden önce Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Ancak şu an için bu görüşmenin olup olmadığına dair elimizde bir teyitli bir bilgi yok. Biz de takip edeceğiz. Cumhurbaşkanının temaslarında yarınsa Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu da çok kritik bir görüşme olacak. İki liderin de yeniden seçildikten sonra yapacağı ilk gelişme olacak. Tabii ki gözler Biden-Erdoğan zirvesinde. Burada biz de Litvanya'daki Lit Expo Center'dayız. Buradaki zirvenin yapıldığı kongre merkezindeyiz. Uluslararası basının gözü kulağı bu zirvede olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın yapacağı görüşmede olacak. Bu görüşmeden çıkacak kararları ve bu görüşmenin sonuçlarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. An be an takip ediyoruz zirveyi, buradayız. Ahmet Akpolat'la CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin'le birlikte ve bu gelişmeleri sizlere aktaracağız diyelim. Sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Şunu da sormak istiyorum şimdi, aslında 8 ay sonra Biden ve Erdoğan yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor ki aslında o ikili görüşmelerin öncesinde ayaküstü de bir araya geldi liderler, değil mi? O görüşmeye dair elinde detay var mı? Cumhurbaşkanlığı kaynakları herhangi bir bilgi, detay paylaştı mı? Ne kadar sürdü? Yüzlerin güldüğünü gördük o bir kare fotoğrafta. Buna dair bilgi var mı? Evet, yani bir kare fotoğraf ve tabii ki burada pool'dan da havuzdan da bunun görüntüsü geçti. Ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Yüzlerin güldüğü evet bir gerçek. Bunu sadece Amerikan Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil, aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg için de söyleyebiliriz. Liderlerin üzerinden adeta bir yük kalktığını gördük bu noktada. Tabii ki zorlu bir müzakere süreci vardı geçtiğimiz gün. Bir mekik diplomasisine şahit olduk. Üç lider bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri, İsveç Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile bir
görüşme gerçekleştirdi. Üç lider tekrardan görüştü ve bu mekik diplomasisinin neticesinde ortaya bir mutabakat çıktı. Ve bu mutabakatla birlikte zirvenin en önemli gündem maddelerinden birinde de net bir sonuca ulaşılmış oldu. Dolayısıyla liderlerin buradaki ilk oturumdan önce verdiği görüntülerde de yaptıkları sohbetlerde de yüzlerinde bu mutabakatın neticesinde varılan rahatlığı da görebildik. Tabii ki rahatlık var diyorum ama burada bir gerçek daha var. Burada en önemli gündem maddelerinden biri de Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz saatlerde başkent Vilnius'a iniş yaptı. Ve Zelenski NATO'nun Ukrayna ile ilgili tutumuna dair sistemli bir de mesaj paylaştı. Tabii ki Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini de yakından takip edeceğiz. Kendisinin burada yapacağı açıklamalar tarihi bir öneme sahip. Zira ilk kez yüz yüze bir NATO Liderler Zirvesi'ne katılıyor olacak diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım. Çok çok teşekkür ederiz. İlken Boran, biz Ahmet Akbolat'ın görüntüleri eşliğinde zirveden tüm notları aktardı. Şimdi tabii ki çok çok önemli. Liderlerin üzerinden adeta bir yük kalktı dedi Doğaç Boran. Dolayısıyla şimdi tabii ki NATO müttefikleri Türkiye İsveç'e yeşil ışık yaktığı için mutlular. Ama tabii Türkiye ne kazandı bunun karşılığında, elbette merak ettiğimiz soru bu.